Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Sayın Osman Nuri Kabaktepe'yi kürsüye arz ediyorum efendim. Efendim merhaba, hoş geldiniz İstanbul'umuza. Çalıştayınızın, bu akşamki programımızın hakikaten düzenlerken ve planlarken umduğunuz sonuçlardan daha verimli, daha sonuç alıcı bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Ben de öncelikle bugün hakikaten hepimizi hüzne boğan bir kaza yaşandı. Kazada 11 askerimiz, komutanımız, subayımız şehit oldular. Allah onlara rahmet etsin. Rabbim ordumuzun gücünü ve kuvvetini daim kılsın. Rabbim askerlerimizin, komutanlarımızın eksikliğini göstermesin. Her daim hem vatanımızın hem milletimizin bekası için mücadele ediyorlar. Onlara hem teşekkürlerimizi hem şükranlarımızı hem şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii benim için de önemli bir gün, şu açıdan önemli bir gün kıymetli dostlar. Aslında basın mensuplarımızda, medya mensuplarımızda, gazeteci arkadaşlarımızla bu ilk buluşmamız. İstanbul Anadolu'dur diyoruz. İstanbul'da il başkanlığı görevini aldıktan sonra Anadolu'nun rüzgarını da arkama aldığımı hissediyorum bu toplantıyla. Onun için teşekkür ediyorum davet ettiniz. Ben de bu programa katılma fırsatı bulmuş oldum. Anadolu'yu çıkarırsak İstanbul'da bir anlam ifade etmez. Siz olduğunuz için İstanbul var ve bu toplantıda katılmış olmak da bizi İstanbul'da daha güçlü kılacak. Ona eminim. Daha böyle ayağımızı yere sağlam bastıracak. Söylemiştim ilk kongre konuşmamızda, zaten biz İstanbul'u kaybetmedik, zaten bir seçim kaybettik. Anadolu'nun, Anadolu yayıncılarımızın ve Anadolu ruhunun bize kattığı güçle ve kuvvetle de tekrar kaybettiğimiz seçimi ama kaybetmediğimiz İstanbul'u yine inşallah kazanmış olacağız. Ona inanıyorum. Tabii dijitalizm enteresan bir şey. Fuat Sezgin Hoca'yı bilirsiniz. Yani özellikle bilim tarihi açısından dünyada ve Türkiye'de hakikaten çok önemli eserler bıraktı. Allah ona da rahmet etsin. Fırsatınız olursa Gülhane'deki müzesini de gezmenizi tavsiye ederim. Onun kitapları çok basıldı. Yani 18 cilt aslı işte bizim Büyükşehir Belediye'miz Kadir abi döneminde bastı ama sonraki belediyeler biliyorsunuz kapakları yırtıyor. Ön sözleri de yırtıyor. Böyle bir saygısızlığı da tabii göz ardı etmemek lazım ama bu kadar söyleyelim. Onların bir tanesiydi, hangisinde olduğunu hatırlamıyorum. Hayyam'dan bir söz naklediyor hoca. Diyor ki Hayyam, insanoğlu bir gün gelecek, kendisine benzeyen varlıklar yapabilecek. Hayyam'ın böyle bir sözünü aktarıyor. Dolayısıyla hani bu yapay zeka dediğimiz, dijital dünya dediğimiz şeyin nereye gidebileceğine dair 800 yıl önceden söylenmiş bir cümle aslında. Hani dijitalizm ya da iletişim sadece bir sesin ya da bir sinyalin kablolu, kablosuz iletişiminden, sesin iletişiminden, sonra yazının, sonra görüntünün, sonra ses ve yazı ve görüntünün kablolu iletişiminden, sonra kablosuz iletişimine gelen bir süreç. Ama artık bir iletişim değil, bir dünya. Hakikaten sizin başlığınız çok yerinde bir başlık. Yani dijital iletişim değil de dijital dünya olarak kavramsallaştırmak ve tanımlamak çok yerinde ve önemli. Çünkü artık dijitalin içerisinde insan var, hayat var, sosyoloji var, eğitim var, ekonomi var, medya var, gazete var, her şey var. Yani belki bir müddet sonra Hayyam'ın dediği gibi kendimize benzeyen varlıklar oluşturduğumuz, yapay zekayı ilerleştirdiğimiz, belki de Matrix filmindeki gibi gerçekliği sanal, sanalı gerçek kabul ettiğimiz bir sürece gideceğiz. Onu da bilmiyorum. Ama ben Anadolu Yayıncılar Birliği'nin bir öncülük yapıp dijital dünyayı masaya yatırmasını, konu edinmesini ve hem milletimizin hem Anadolu'nun ruhunun ve bakışının dijital dünyada nereye gideceğine dair muhakkak Çalıştay'ın oturumlarına da baktım. Güzel başlıklar var. İyi sonuçlar çıkacağına da eminim. Şu teşekkürü de yapmak istiyorum. Bizim ortak paydamız vatandır. Bizim ortak paydamız bayraktır. Vatanla ve bayrakla sorunu olmayan hiç kimseyle ne derdimiz vardır ne sorunumuz vardır. Ne zaman seçeriz, ne mekan seçeriz, ne kişi seçeriz. Bu ortak paydada her zamanda, her makamda, her kişiyle omuz omuza da yürürüz. Otururuz da kalkarız da yemek yeriz, her şeyi yaparız. Bu ortak paydanın en büyük savunucusu olan, bunu 15 Temmuz'da da gösteren, diğer süreçlerde de gösteren, 28 Şubat'ta da gösteren siz değerli Anadolu Yayıncılar Birliği mensubu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bunu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı olarak bir borç biliyorum hakikaten. Çünkü medyanın bu süreçlerdeki yönlendirici gücünü, itici gücünü, toplumu ya da kesimleri manipüle edici gücünün farkındayız. Sizler hakikaten bu ortak paydanın kaybolmaması için gayret ettiniz. Bu ortak paydanın var olması için gayret ettiniz. Bu teşekkürü bir borç olarak biliyorum ve sizlere bunu iletmek istiyorum bu kürsüden. Tabii benim ilk basın toplantısı tecrübem de yine Sinan kardeşimizin 1993 ve 94'te İstanbul'da Fatih'te Ber Otel'de düzenlediği bir basın toplantısıyla başlamıştı. Ne güzel bir tevafuk. Biz de il başkanlığı görevini aldık. Yine ilk basın buluşmamız Sinan Burhan kardeşimizin düzenlediği bir programda vesile oldu. Bunun da mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Belki bir şey işarettir de onu da bilmiyorum yani. Ama bu aklıma ve gönlüme düştüğü için bu cümleyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Daha fazla çalışmalarınız devam edecek. Vaktinizi almak istemiyorum. Sayın Başkanımızın da izni olursa bir müddet daha burada oturacağım, programı takip edeceğim. Ama sabah namazda gençlerimizle Ayasofya'da buluşup Yeşilay'a doğru tüm bu bağımlılıkla ilgili bir farkındalık oluşturmak için bir program yapacağız. Onun hazırlıklarını da yapmamız lazım. Belki 15-20 dakika sonra hoşgörünüze sığınarak izninizi de şimdi kürsüden hazır sözü de bulmuşken istirham edeyim. Ama geleceğiz. Yani ilk işte valide bizim memlekette yaşıyor, Ordu'da yaşıyor. Bizim sülalenin İstanbul'daki en yaşlısı benim. Dolayısıyla Ordu'ya sürekli ayda bir gidiyoruz. Tabi bu sefer geciktirdik vazife olunca. Otomatik olarak gidemedik. İşte ya Samsun havalarını kullanıyoruz ya Ordu havalarını kullanıyoruz. En azından Samsun'a ve Ordu'ya uğruyoruz. Diyarbakır'dan bir dağ kapıda ciğer teklifi gelmiş. Halime diyor ki onu da değerlendirelim. Diyarbakır'a da gidelim. Efendim tabii Antep'e gitmesek olmaz. İnşallah fırsat buldukça biz de illerimizi ziyaret edip Anadolu'nun o hoşgörüsüyle, o misafirperverliğiyle hakikaten moraliniz bozulduğu zaman İstanbul tabii çok kozmopolit bir şehir. Göz bebeğimiz bizim. Türkiye'nin göz bebeği. Ama Anadolu'da bir yere giderseniz hem hüznünüzü giderecek, hüznünüzü cilalayacak dostlar görebiliyorsunuz. Hem kendinizi yeniden dolduracak enerjiyi depolayabiliyorsunuz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Her ne kadar programın ev sahibi olmasak da İstanbul'un il başkanı olarak ev sahibi sayılırız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İstanbul'umuzda iyi ve güzel bir iki gün geçirmenizi temenni ediyorum. Tekrar iyi ve güzel bir program geçirmenizi temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.